الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O kitaptan indirsen onu başka bir yere indireyim abi. Şimdi abi İzmir'den, Afyon'dan, Ankara'dan, Ödemiş'ten, Manisa'dan abilerin kardeşlerin selamları var. Dershanede vazife diye iştigal ediyoruz. Burada zaten birbirimizi tanıyoruz. Evet, evet. Uzun zamandır bu tarafa gelmedik. Şey koy istersen masaya. Tamam. Masaya koy. Şimdi Murat şey dedi. Ege, Afyon, orada 2 sene ilk fiil. Tersine görevden İzmir. Suyu neydi sıcak abi? Şey ödemiş. O su su. Emecek bir şey olmaz abi. Emecek bir şey yok. Afyon meclisinde dersen. Şimdi abi bu çarşamba dersi enfüsü dersi. Biz de bir enfüsü bir bahis okuyacağız. Okuyacağımız yer afaki bir yer. Ama biz buna enfüsü tatbik edeceğiz. Neden yani? Şimdi üstadımız bu şualar sayfa 125. Cenab-ı Hakk'ın konuşmasını tarif ederken, Hakk'a da tatbik ederken vahiy ve vahyin hizmetini gören şumuli ilham diyor. Şumuli ilham da veraset-i nübüvvet sırrıyla böyle çok cami ismi azamın zılına mazhar. Hatta bardağın arkasında ismi azamda zıl yoktur diyor abi. Gölge yok yani. Bizzat veraset sırrıyla. Mesela şu anda ben oturuyorum burada. Bu makam Dellal-ı Kur'an olan Said'in makamıdır. Bu makamda oturan kimse Üstad Hazretleri birkaç yerde söylüyor. Ne kadar vakar yapsa, ne kadar böyle bu makamın iktiza ettiği vaziyetleri takınsa o kadar azdır diyor. Yani burada gölge yok yani. Burası ne istiyor? Hani bugün de derste konuşmuştuk ya abi. Yani buradaki makam ne istiyor Halit? Onu takınması gerekiyor yani buradaki kimse. Yani işte enaniyet olur mu ya, şunu söyleyeyim mi, bunu söyleyeyim mi? Değil de ne iktiza ediyor bu makam, onu yapması gerekiyor. Şimdi şumulli ilham dediğimiz için lafızların içi çok cami. Nereden bakarsak bakış açımız, noktayı merkezimiz orası olacak, o taraftan bakacağız. Mesela bu bina düşünelim. Buradan bakarsak burayı anlatırız. Şuraya bakarsak orayı anlatırız. Buraya bakarsak burayı anlatırız. Şu tarafa bakarsan burayı anlatırsın. Herkesin anlattığı doğrudur. Ama bu farklı noktayı nazar, bu bakış açısını bilmeyen peki bunun görüşüne ya öyle bir şey olur mu diyebilir. Ama dikkati nazar ettiğimiz zaman bu anlatılanların hepsi doğru. Şimdi burada afaki bir mesele var. Biz bunu derslerde çok yapmışız. Fakat böyle bu enfüsü manada pek tatbik edilmiyor. Anlatmamışız. Şimdi burada böyle birkaç tane noktaya nazar vereceğim. Böyle beraber mütalaa edeceğiz yani. Yani bir nevi şimdi bayağıdır orada muhatap olmadığı için abi böyle dersler olmuyor yani hakikaten. Yani bir nevi burada kurtlarımızı dökeceğiz yani abi. Telefonun neydi zaten? Şimdi yani orada böyle bir ortam olmadığı için muhatap yok. Bir şey desen adam yanlış anlıyor. Bir de zahiri yön çok olduğu için aslında biraz sıkıntı var yani. Şimdi bu 29'un sözü ben bir parça okuyayım. Ondan sonra bu konuyu takdim edeceğim. Ne anlatacağız yani? Bu derste ne geçecek? Bu 29'un sözden okuyacağız. Malum Risale-i Nur'da 3 tane risale vardı. Hiçbir felsefe ve akıl ile keşfedilememiş. İsmet abi. 24. mektup. Şuunat-ı İlahiye bahsi. 29. söz. Ruh, melaike ve haşir bahsi. Bir de 30. söz, ene ve zerre bahsi. Biz şimdi 29'un sözden okuyacağız. Şimdi bu 29'un sözde önce melaike anlatılmış. Sonra ruh anlatılmış. İkisinin bakiliği ispat edilince, üçüncü mesele olan haşir daha kolay anlaşılıyor. Şimdi 10. sözde esma-i ilahiye dayalı haşrin ispatı yapılmış. Bu 29'un sözde de akli ve mantiki bürhanlarla haşrin ispatı yapılmış. 29'un sözde asıl haşir meselesidir abi. Önce melaikin ve ruhun bakiri ispat edilmiş. Onun üzerine haşir bina edilmiş. Bu 29'un sözdeki haşir meselesi eski Said'in nokta risalesidir zemini yani abi. Şimdi haşirin altyapısı bir evet. Tane şey. Şimdi biz bu meseleden, 29'daki bir meseleden üçüncü meseleyi okuyacağız. Kudretin nispeti kanunidir. Yani ne demek kanunidir? Çoğa aza, büyüye küçüğe bir bakar, şu meseleyi gamızayı birkaç temsil ile zihne takrip edeceğiz. İşte kainatta şeffafiyet, mukabele, muvazene,
intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki çoğu aza, büyüğü küçüğe müsavi kılar. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti kainata tecelli ettiği için kanuniyet şeklinde büyüğe küçüğe, aza çoğa bir bakar diyor. Altı tane bunu anlatmak için misal verilmiş. Mesela bir, üç, beş, büyüklük ve küçüklüğe misal. İki, dört ve altı. Bu da azlık ve çokluğa misal verilmiş. Kudret-i ilahiye kainata tecelli ettiği zaman bütün mükevvenatı yaratmasıyla o mükevvenatın içindeki bir karıncayı yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Ve de sayı çokluğu da ehemmiyetli değil. 2, 4, 6 da bu anlatılmış. Yani az ve çok. Şey, medarlar mı? Temsillerde abi. Yani 6 tane temsil var. 1, 3, 5 temsiller 527. Büyüklük ve küçüklüğe örnek verilmiş. 2, 4 ve 6. temsiller de azlık ve çokluğa. Yani Cenab-ı Hak bir insanı yaratmış. Adem Aleyhisselam. Şu anda 7 milyar insan var. Aynı kolaylıkta yaratıyor. Yani bir insanı yaratırken az bir kolay kuvvet sarf edildi veya bu kadar insanı, 7 milyar insanı yaratırken fazla kuvvet sarf edildi veya kudret değil. Aynı kolaylıkta oluyor. Burada bunu anlatıyor. Biz buradaki bu meseleyi enfüse tatbik edeceğiz. Burada kudret anlatıldığı için ilimde de böyledir. İrade de böyledir. Hayatta da böyledir. Kelamda da böyledir. Mesela Cenab-ı Hak Bakara suresinde 286 ayet var. Uzun bir kelam etmiş. Aynı Cenab-ı Hak İhlas suresinde 4 ayet konuşmuş. Kevser'de 3 ayet konuşmuş. Şimdi orada konuşurken uzun konuştu da orada konuşurken az konuştu değil. Üstad Hazretleri 25. sözde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde adet sayısı arttıkça mana kuvvetleşir diyor. Yani sayı azalıyor ama mana eksilmiyor. Yani 286 ayette çok mana var da Kevser sureti 3 ayette az mana var değil. İşte bu Allah'a mahsus bir kanun. Bu şualar sayfa 158'de şöyle bir ifade var. Kelime-i tevhidin ehemmiyetli bir sırrı, İslamiyet'in derin bir medarı, külliyatı cüziyata koyma sırrıdır diyor. Yani kelime-i tevhidin ehemmiyetli bir sırrı, İslamiyet'in derin bir medarı, külliyatı cüziyata koyma sırrıdır. Bu kudrette de böyledir, kelamda da böyledir, ilimde de böyledir, iradede de böyledir, ilahir. Cenab-ı Hak efsaf-ı ilahiye de böyledir. Şimdi biz, bir de bizim enfüsü halimizde nokta-i merkeziye insan olduğu için bunları biz enfüse tatbik edeceğiz. Yani buradaki şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat. Ne yaparsak biz yapmamız nispetinde efsaf-ı ilahiye bizde gözükür. Efal-i Rabbani var, Esma-i İlahiye var, Sıfat-ı İlahiye var, Şunat-ı İlahiye var, bir de tecelli-i zatı var Cenab-ı Hak. Bu misallerde bunları anlatılmış. Şimdi biz okuyunca bunları tatbik edeceğiz. Soru sormak isteyen sorabilir. Abilerimiz kardeşlerimiz. Abi. Bu ana çatı şey mi olacak yani? Külliye cüziyet meselesini. Dersin ana teması. Şimdi dersimizin ana teması buradaki sırların içeriğini doldurmak, enfüs, yani buradan bakacağız, hariçten bakmayacağız abi. Hep buradan bakacağız yani, noktayı merkezimiz, pergelin ucu biziz yani. Bizim enfüsü alemimiz. Birinci temsil, şeffafiyet sırrını gösterir. Mesela şemsin feyzi tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösterir. Eğer küre-i arz perdesiz güneşe karşı muhtelif cam parçalarından mürekkep olsa, şemsin aksi her bir parçada ve bütün zemin yüzünde müzahemetsiz, yerdarlığı olmadan, tecessisiz, cüzlere ayrılmadan, tenakussuz, nakıslaşmadan bir olur. Eğer faraza şems fail-i muhtar olsa idi ve feyzi ziyasını timsal-i aksini iradesiyle verseydi, bütün zemin yüzüne verdiği feyzi, bir zerreye verdiği feyzden daha ağır olamazdı. Bu şeffafiyet sırrında başlıkla uygun bir misal verilmiş. Güneş misali verilmiş. Şimdi güneş çıktığı zaman mahlukatta gözükür. Nebatatta gözükür, hayvanatta gözükür, diğer bütün zihayatlarda gözükür. Bir de denizin yüzeyinde gözükür.
Şems'in feyzi tecellisi olan timsali ve aksi denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösteriyor. Yani güneş çıktığı zaman, diyelim ki bizim bu Marmara Denizi, bu Marmara Denizi'nde bir tane güneş var mı? Var. Peki her bir katrede bir güneş var mı? Var. Şimdi biz güneşi faraza fail-i muhtar olduğunu bilsek ve öyle farz etsek ve buna sorsak. Desek ki sen denizin yüzeyine cilveyi aksini verirken bir tane zorlanıyorsun da her bir katreye verirken daha mı rahat, daha mı kolay veriyorsun desek bize ne der? Bu şeffafiyet sırrından dolayı yok der. Benim için ikisi de aynı. Ha denizin yüzeyi ha da bir katre. İkisi de aynı yani. Aynı kolaylıkta aynı şeyde veriyor. Şimdi o denizin çapını büyütsek, o katrelerin sayısını arttırsak gene aynı. Şimdi bunu hakikate tatbik ettiğimiz zaman kudret-i ilahiyenin bütün mükevvenatı yaratmasıyla o mükevvenatın içinde bir mikroorganizmayı yaratması aynı kolaylıkta, aynı kuvvetle oluyor abi. Mesela sivrisineğin gözünü kim halkettiyse güneşi dahi o halketmiş. Pirenin midesini kim tanzim ettiyse Manzume-i Şemsi'yi o nazmeylemiş. Yani ikisi arasında bir irtibat var. Aynı kolaylıkta. Kün diyor Cenab-ı Hak. Büyüğü de yaratıyor, küçüğü de yaratıyor. Şimdi bunun maddesi bu. Enfüsü ne? Şimdi enfüsü alemde bu şeffafiyeti kesbedebilmek için külliyatta böyle 4-5 tane madde var. Ben iki tanesini tatbik ediyorum. Biri aziyet ve fakriyet. Yani biz aziyetimizi ve fakriyetimizi kazanmak, takınmak nispetinde bu sefer Hazan abi şeffaflaşıyoruz. O şeffaflaşmamız nispetinde esma, sıfat, şuna kemali ne olursa tecelli-i zata masal oluyoruz o zaman. Bu aziyet ve fakretin takılması nispetinde. Mesela bizim mesleğimizde 4 esas var. Az, fark, şefkat, tefekkür. Bunu ikisinin üzerine bina edilmiş. Eğer bu olmazsa maneviyatta terakki edemezsin. Edilmez abi. Bu zemin olur. Bunun kesbedilmesi nispetinde, kazanılması nispetinde ilahi hakikatler o kazananın kazanmış olduğu kadar onun üzerine bina edilir. Mesela buna örnek İbn Sina ve Farabi örnekleri Hüsnü Hazretleri. İbn Sina ve Farabi azzini ve fakrını bilemediği için ubudiyet yoluna set çekmişler. Adi bir mümin olmuşlar diyor. Evet. Diğer noktalarda belki zekaveti var ama aziyet ve fakriyetini takılamadığı için o manada ilahi vasıflar onların üzerinde tam tecelli edememiş. Yani güneş çıktığı zaman, buradaki güneş misal veriyor ya, beyaz oluyor papatyada, kırmızı oluyor, yeşil oluyor çam ağacında değil mi? Yani mahlukatta farklı oluyor, patlıcanda mor oluyor ya. Bakın denizin yüzeyinde kendisi var. Niye? Şeffaf olmuş ya. Biz de aynen böyle şeffaf olursak nasıl olacağız? Aziyet ve fakriyetle. Fakirlik, ihtiyacın çokluğu, aziyet ise onları giderememek. Lügatta böyle. Bizim bir noktaya nazarımız var mı Hasan abi? Yok. Yani fakriyet, ihtiyacın çokluğu abi. Aziyet ise onları giderememek. Bunu biz enfüsü alemde yapabilmemiz nispetinde biz şeffafiyet kazanıyoruz abi. Fakirliğe şöyle olabilir de. Fakirlik kaybedecek bir şeysi kalmamak. Nedir o? Mesela diyelim ki benden sonra eklediğin her şey onu zenginleştiriyor yani. Zenginleştirirken fakirleştiriyor. Benim vücudum diyor mesela. Benim hayatım diyor. Benim ruhum diyor. Bu benle eklediği her şey onu fakir, o aynı darlıktan kesafeti götürüyor. Hani fakirlik demek ve terk edeceği bir şeysi olmamak. Ben diyor bileceği bir şeysi kalmamak. Torbası asıl fakir olan. Fakir bu. Peygamberimizin bir hadisi var abi. El fakru fahri. Fahri. Yani fakrim benim fahrimdir. İşte benim. Bunun bilinmesi nispetinde ilahi vasıflar, esma, sıfat, şunat ve zat. Şimdi burada büyük küçük dedi ya. Güneş çıktığı zaman bak, denizin üzerinde büyük bir tane var. Katrelerde de birer tane var. İşte bu şeffafiyetin bu manada kazanılması nispetinde ilahi hakikatler küçük veya büyük oluyor abi. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı bilmesi, tanıması denizin yüzeyi gibi desek diğer insanların ki derecesine göre o katre gibi olabilir. Yani öyle bir misal verebilir. Şimdi bir tanesi buydu. Bu şeffafiyeti kazanmak için aziyet ve fakriyeti takılmak.
Mesnevi Nuriye'de şöyle de bir ilan var. İnsan aczini ve fakrini bildiği nispette Allah'ın ona yakınlığı ziyadeleşir diyor. O zaman manayı muhalifi de düşünürsek aczini ve fakrini bilmediğin nispette ondan uzaklığın artıyor. Şimdi birincisi buydu, o şeffafiyet kazanmak için. İkincisi de bu şeyde açsa da bir tane şey dedim onu fakirliğe. Acizlik de kölelikten çıkmaya vesiledir o. Mesela en büyük kölelik maalesef maddedir, kadındır, şudur budur zannediliyor. Oysa en büyük kölelik ilimdir. İlmi maksudu bizzat zannedip hedef zannetmek. Oysa o bir şeye götürür seni. İlimle dalalete gidiliyor ya. Yani ilim subutu sıfattır. Eğer subut ilmi esas alırsan, yani gaye buysa, subutu sıfata kaldın. Zatı sıfata geçemedin, şunata geçemedin, zata hiç geçemezsin. Çok güzel. Ben şimdi ona geliyorum abi. Şimdi bu ikinci başlığımız da bulunmuş olduğun zamanda, mekanda ne kadar kusurat varsa bizim onu üzerimize almamız lazım. Mesela müsbet manada külliyet kesbetmek, cüziyetten çıkıp diyoruz ya abi, mülkten melekte bakmak. Eğer biz manevi noktada terakki etmek istiyorsak o andaki bütün kusuratı üzerimize almamız lazım. Yani menfi külliyet kesbedersen şeffafiyet kazanıyorsun. Adem üzerine aldı. Çok güzel abi. Adem, ben nefsime zulmettim dedi. Şeytan dedi ki beni sen azdırdın dedi. Şeytan, Cenab-ı Hak sordu şeytana. Dedi ki bu günahı niye işledin? Adem Aleyhisselam'a da sordu. Ya Adem bu günahı niye işledin? Adem Aleyhisselam dedi ki böyle başını eğdi. Yani azzini fakrını takındı. Kafasını önüne eğdi. Şeytan da dedi ki beni sen azdırdın. Yani o yüzden bulunmuş olduğumuz makam da o menfi abi bütün kusuru attı. Mesela diyelim ki ben bu kusuru işledim ya. Bu cüz yani. Bak ne kadar insanlar var. Ne kadar böyle zihayatlar var. Yani bütün kusuratı benim üzerime almam lazım. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bunu bir kişi yapmış. Üstad Hazretleri yapmış abi. Yani menfi manada ne kadar kusur varsa geçmiş ve gelecek hepsini üzerine almış. Allah'a muhatap olmuş. Evet. Mesela alemi İslam'a gelen darbeler önce bana geliyordu diyor. Bak ben diyemiyorum onu. Ve diyen var mı burada? Herkes şu anda neyi düşünüyor? Geçimini düşünüyor değil mi? Ben nasıl geçinirim? Nasıl ticaret yaparım? Nereden ne kazanırım? Ne kadar mesaiye kalırsam ne kadar gelir? Bak cüziyette kalıyorsun. Şeffafiyet sırrında, bak bu çok ehemmiyetli bir şey söylüyor. Şeffafiyet sırrında bulunmuş olduğu konumdaki bütün menfi, o alem-i şehadetteki o anki alırsan biraz daha genişlendir, mazi, biraz daha genişlendir, istikbal. O zaman tam şeffafiyet kesmedersin. Güneş nasıl denizin yüzeyinde zatıyla gözüküyor, bunu yapan kimse de tecelli zat oluyor işte. Hiçbir belirlenmiş olmuyor. Evet. Su gibi. Yaprak öyle değil. Evet. Mesela bir tanesini yeşil olmuş, bir tanesini pembe olmuş. Suda öyle olmamış. Suda şeffafiyetten dolayı. Çünkü hiçbir belirleniş yok. Yani su demez ki ben armutun malzemesiyim, beni şeftaliye neye koydunuz? Hiçbir rengi yok, vasfı yok, tadı yok, tuzu yok, tipi yok, yok. Ama ötekisi mayenleşmiş. Bir şey dikkatim çekti abi. Senin o ilim dedin ya aziyette. Ben 20 yılımayı okurken İhlas Suresi'nde alimler helak olur diye söylemiştim abi. Hemen akabinde bir orada anekdot var yukarıda. Bir şehrin başına diyor Isparta, gelen en güzel şey o hadisten sonra ilmiyle amel edenler de helak olur diyor. Rekabet kerana ihtilaf olmamasıdır diyor. Dedi ya Murat Dursun. Bütün kusurları alıp üzerine alması lazım. Hemen o hadisten sonra tepeye bir dipnot koymuş ana üstad hazretleri. Hüsnü Tali diyor Isparta'nın başına gelen diye. Hakikaten böyle aziyetini, fakriyetini almakta, gurufta bir de uhuvveti ve sevgiyi eksik etmeden inkişaf oluyor bu sefer. Tamamen bir ayarlılık oluyor. Evet. Yani bunun yapılması nispetinde biz şeffafiyet kazanıyoruz abi. Yani bunu kazanınca bu sefer kazanılan nispette bu sefer o şey oluyor. Bu işte kemal mana da böyle hususi eşasa mahsus yani şu söylemiş olduğumuz. Bunu o menfiinin kesbedilmesi lazım yani. Bu şeffafiyet olabilmesi için. Bunun, bak şu an buradayız. Diyelim ki mesela nerede deprem oldu? Diyelim ki Irak'ta deprem oldu. Veyahut da Nepal'de deprem olmuş, Somali'de.
Yani eğer ben şu manadan gafil değilsem hemen tövbe istiğfar ediyorum Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi benim yüzümden oldu diye hemen o kusuratı üzerime almam lazım. Çünkü musibet cezanın neticesidir, mükafatı mukaddemesidir diyor. Yani meydana gelen bir olay ve hadise bir kusurun neticesinde geliyor yani. O zaman ben de o kusuru üzerime alırsam o zaman Cenab-ı Hakk'a muhatap oluyorum. Ya Rabbi benim yüzümden oldu, beni affet. Cezam neyse ben razıyım. İşte bunu diyen çok az insan var. Yani o kusuratı üzerine almasan Allah'a muhatap olamıyorsun. Çünkü zemin yok yani, nasıl muhatap olacaksın? Bir olay olmuş orada, Allah fiili olarak konuşuyor ama ben üzerime alamıyorum. Alamayınca o zaman muhatap olamıyorsun. Kanuniyet söylüyor abi. Mesela zelzele bastığında aynı kanuniyet var. Bilhassa diyor Müslümanların hatasında. O not çok önemli. Zilzal Suresi'nin şeyinde özellikle. İşte onu üstad almış abi üzerine. Yani üstad alınca, üzerine alınca şeffafiyet kesbediyor. Şöyle bir hadis de var galiba. Başınıza musibet geldiğinde ya Rabbi hani bundan dolayı beni affeyle de üstüne al, kabul et. Sonra da bunun ecrini bana ihsan ikram eyle diyor. Mükafat. Şimdi buna bir misal daha vereyim geçeyim. Yani. Şimdi burada 5-6 belki hepsini tatbik edemeyiz ama 2-3 tanesini tatbik edelim. Şimdi burada ehemmiyetli bir şey de buraya ben not almıştım. Şimdi Cenab-ı Hak niye böyle yani menfi manada biz bu kusuratı üzerimize almamız lazım. Bak şimdi buna bir misal. Şimdi bu kainat niçin yaratıldı? Her cemal ve kemal sahibi cemalini ve kemalini görmek istiyor. Bak şimdi şeffafiyet sırrının ehemmiyetine bak. Şimdi bu, şu görmüş olduğumuz mükevvenat alemi Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade, kudretini gösteriyor mu? Ama meratibini gösteriyor. Bir anda gösteremiyor. Bak mesela ben şu elimde bir el feneri düşünelim. Bunu gündüz yaktım. Bu 2 metreden belli olur mu? 3 metreden belli olmaz. Ama geceleyin ben bu el fenerini yaksam nereden belli olur bu? Belki kilometrelerce öteden görebilirsin. Peki gündüz niye gözükmedi de gece gözüktü? O karanlık zemininde gözüktü abi. Menfi zeminde. Menfi zeminde gözüktü. Şimdi aynen bunun gibi. Bu kainat efsaf-ı ilahi, tecelli-i zati göstermek için kurulmuş abi. Bunun en kemal manada zemini işte o menfi kusuratı yapan kimse, işte peygamberlerin başına gelen veya bütün olay ve hadise, mesela Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen, onun noktayı nazarından, yani onun maddi ve manevi cihazatı letaifinden, insaniyetinden, artık bu manada ne varsa, onun için, o Allah'ı en azamette orada bilebilirdi abi onun için. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti, onun için orada azamet o. İşte o zeminde duayı yapınca o olayın meydana gelmesi onun hanesine yazıldı abi. Mesela ben diyelim ki benim ödemem var. Bir sıkıştım. Kaç lira ödemem var? 100 lira. O benim sıkışmam, bak menfi manada Allah'ın o noktadan kendisini bana bildirmek için. Mesela deprem mi oldu? Zelzele mi oldu? Çocuk mu vefat etti? Allah'ın ilim, irade, kudretinin o zeminde azamet merdivende göstermek için sana yani. Ama biz ekseriyetle yapamıyoruz yani, o duayı yapamıyoruz yani. Kusuratı kendine mi almak, nefsine mi vermek abi? Duruma göre değişir abi. Kendine almak. Açılım yap abi. Normalde abi bizim kader anlayışımız şu, lügat manada. İyilik, güzellik, kemalat Allah'a veriyoruz. Değil mi? Seyyiat, kusur, günahları ise nefsimize veriyoruz. Ben neredeyim abi? Sen daha yoksun piyasada abi. Vücut rengi verince orada zaten kaybediyorsun. Şeffafiyetten, balık seni yiyor yani. Şeffafiyetten benim anladığım abi. Yani bulanık bir suyu şeffafiyet yani kendini aldıkça suyun berraklaşması gibi bir şey anlıyorum yani anlattığımda. İşte abi bugün o fakirliği anlatırken yani fakir ne demek? Bak ben fakir ne biliyorum? Cebimde parası olmayan biliyorum. Değil mi? Öyle değil işte. Bugünkü konuşmuş abi. Fakir ne? Kendine vücut rengi vermemek. Bak. Kendine vücut rengi verme. Nereye düşersin? Fakirliğe. Ademe düşersin. Bak. Peki bana vücut rengi verirsen nereye düşersin? Şeytanlaşıyorsun abi. Bak kendime vücut rengi veriyorum. Adem'e düşüyorum. Sana vücut rengi veriyorum. Şeytanlaşıyorum. Zaten o bütün başımıza sarmış olduğumuz şeyler. Mesela ölüm korkusu. Cesedini sahiplendiğin için olur. Mesela cennet ve cehennem endişesi. Ruhuna sahiplendiğin için olur. Yani... Fakir bu işte. Bak bu çok ehemmiyet. Çok orijinal bir tespit bu. Zühre mi? Fakir ve eşit yani bu
veriliş gayesine çıktığın zaman mesela buna ben diyor adam. Çok tuhafıma gidiyor ya. Vallahi sahibine kesin. Yani mesela bedenine sahip çıkma nispetinde ölüm korkusu yaşar. Ruha ben demek onu kastediyorsa, benden onu kastediyorsa cehennem endişesi ve cennet sevdalısı olur. Ama kendine vücut rengini yani kaybedecek bir şeysi yok. Niye? Bedenine vücut rengini vermedi, ruha da vermedi. Neyi kaybedeceğim ki? Neyi? Bir şeyin yok ki. Bu sefer zat tecrübesi namazı. İşte şunu da söyleyelim, bağlayalım abi. Bunu dördüncü şuhada anlatıyor. Bu Hasan abinin söylediği ne abi? Şimdi dördüncü şuha vehbi ilimdir. Şeffafiyet noktasında en şeffaf risale maneviyat noktasında dördüncü şuhadır abi. Kesin. Dördüncü şuhada azamiyet derecede bana tam tevafuk eden diyor. Bak tam şeffafiyet kesmeden orayı anlayabilir. Vehbi ilim ne demek? Mesela diyelim ki ben hadis öğrenebilirim. Bir medreseye giderim. Arapça öğrenebilirim. Kelam, tefsir öğrenebilirim değil mi? Giderim cami mesela veya bir mollanın yanına öğrenirim. Fakat dördüncü şuanın bahsetmiş olduğu veya vermiş olduğu o manayı, feyzi gidip bir yerden alamazsın. Mümkün değil. Allah verecek sana abi. Vehbi demek bu yani. Ali abi. Yok kardeşim. Buyurun abi. Üstüne almak meselesi. Yani herkesin malı iken sen üzerine alıyorsun. Bu şimdi şöyle bir şeye benziyor mu? Mesela sınıfta bir hoca var. Bir gürültü çıktı sınıfta. İki kişi gürültü yaptı. Döndü arkaya hoca, dedi ki kim gürültü yaptı çıksın. Hiç kimse de ses yok. Hocanın gazabını celbediyor. Biri çıkıyor diyor ki ben gürültü yaptım. Diğerlerini de kurtarmak için. Halbuki belki gürültü de yapan değil yani. Böyle bir şey mi anlamalıyız ki üzerinde? Abi şöyle, şimdi biz cennetten çıkarıldık. Bu alemi şehadete niçin getirildik? Tekrardan lügatta işte cenneti kazanmak için. Ama bunun en kemal manada böyle külliyata baktığımız zaman bu Haşr Risalesi 11. hakikat var. Bab-ı İnsaniyet abi. Orada Cenab-ı Hakk'ın Hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir bir abdir insan. Yani Allah Celle Celaluhu bizi buraya ona muhatap olmak için getirmiş. Ve bütün olay ve hadiseler o muhatabiyet için abi. O madenin içinde. O konuşmadır, üzerime aldığım zaman ben mukabele mi etmiş abi, onunla beraber alacaksın. Şimdi hiçbir şey yok piyasada. Sen nereden konuşacaksın Cenab-ı Hak'la? Konuşamazsın. Adeta kalp telefonu var. O mevcut. Olay ve hadisat o kalp telefonunun tuşları gibi. Yani sen oradan konuşacaksın Cenab-ı Hak'la. Asıl insanın buraya gelmesinin bu alem işareti, hikmeti bu abi. Allah'ın kelamına muhatap olmak. Şeyden dolayı oluyor Murat. Üzerine almak. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisi mi? Kainatta bu anlattığı ilimle olduğu için biraz zorlanılıyor tabii bunu kavramakta. Yani ben şimdi Somali'de, Nepal'de deprem olacak, işte bilmem nerede oldu da tabii gadab-ı ilahiye celbetmiş, rahmet-i ilahi değil. Veya Nuh kavminin, Lut kavminin başına gelenler, ben kendimi alacağım yani, geçmişi de alacağım. Bu böyle ilimle bunlar zor. Ama Üstad onun bir kolay yolunu göstermiş. Her bir insan, toprağın altındaki çekirdek, meyvelerde çekirdekler var. Her meyvedeki bu kökteki çekirdeğin aynısıdır, ne gayet. Aslı gibidir. Dolayısıyla bütün şeceri hilkat. Allah'ın dışında yaratılan her şey o çekirdekten yaratılmış. O çekirdeğin bir timsali var bizde. Yani Nur-u Muhammed'i cihetiyle biz de pergeli kendimize koyup şeceri hilkat, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kendisi kainatın çekirdeği aslisi. Kainatın çekirdeği aslisi. Kolay yani bu yol, bu tefekkür. Ben kainatın çekirdeği aslisiyim. Peki Nepal'deki, Brezilya'daki ve Türkiye'deki, Irak'taki insanlar nedir? Benim açılımlarım. Benim donmuş duygularım. Çünkü kainatın çekirdeği benim. Benden yapılmış. Evet. Onlar benim etza ve efradım. Kainat ise benim şeyim. Yok. Etza ve efradım. Kainat ise şeyim. Kainat ve zan zan. Kainatı etza ve efram, kainatı da ve nevi hükmüne. Yani nevi hükmüne geçiyor. Mahiyet insanı birdir. İnsan gayrimüklüne. Nevi hükmüne geçiyor.
Ha o zaman hiç sorularmadan bunu tefekkürde, kainatın çekirdeği değil. O zaman o Nepal'daki bir insanın yaptığı şey, o simada gözüküyor ama o aslında benim donmuş bir sıfatımdır. Bu yapmacık bir tefekkür değil. Doğrudur. Herkes böyle düşünmeli. Yani kainatın çekirdeği ben isem, kainatta cereyan eden menfi ve müsbet bende cereyan ediyor. Vücutta mesela bir tane böbrek vazife yapmadı. Bir şeyler oluyor. Diyor muyum lan başımda yansınlar. Yapmadınsa sen çek lan. Ben mi şey yaptım? Bir organın hata yapmasıyla veya işlemesinde aksamasıyla hemen alakadar oluyor hepsi. Niye alakadar oluyor? Lan sen çek lan. Beni ilgilendiriyor. Biz işimize bakarız demiyor. Olmuyor. Ne kadar kainatın çekirdeği asli noktasında tefekkürümüze oturursak, kainat senin etsa ve efradın, kainat ise ne büyük birine geçer, o ne pahalı veya bir yerde bir şey olduğu zaman sanki senin kılını çekmiş gibi hissedersin. Onu tefekkürün nispeti. Dolayısıyla kainatta gelen o gadab ilahi senin çekirdeğinden açılım olduğu için o insanlar yok. O insan modelinde sen varsın. Dolayısıyla o cereyan eden hadise çok kolaylıkla kendi üzerine alır. O insanları o temsil ediyor. Evet. Musibet cüzde hükmettiği gibi cüzde de aynı hükmettiği. Evet. Böbreğin çalışmadığı zaman böbreğin etkilenmeyi tamamen hayatın etkilendiği gibi cüzde hükmettiği kadar aynısı külde de hükmettiği. Bu bedensel veya hayatsal yani cisimde o kadar etkili olmasa bile düşüncede çok önemli. Mesela çok basit bir şey ama yani çok bütün psikoloji dertleri de halleden bir yöntem. Mesela bedenine sahip çıkma nispetinde başına belayı sarıyorsun bak. Sahiplenme. Bak basit bir cümle gibi ama bunun altını doldurabiliyorsan, yani tefekkür edeye de oluyor. Ve sahiplenme nispetinde bedenle alakalı şeye hamd ediyorsun. Yani hamallık yapacaksın. Gemiye nasıl o yükünü koymak misali gibi. Eğer bedensel hayatın ve kainata da öyle çekirdek. Ben her bir insan kainatın çekirdeği hastesi. O zaman kainat benim nevim. Fertler, insanlar, fert efratlarım. Bu taklidi değil. Doğru mudur? Çünkü ben her bir kabir az önce anlattı. Her bir katrede güneş yok mu? Evet. Var. Evet deniz yüzünde büyüktür ama bu onun ne de aynısı ne de aynısı. Böyle bakarsan daha şeffaf olur. Meselenin şeyi de bu zaten değil mi? Evet, yani ama pergeli kendine koyabilmenin yöntemi kendini kainatın çekirdeği aslisi o Nur Muhammed'inin bir timsali sureti tefekkürünle mümkündür. Yoksa taklit olur bu konuşmalar. Ya ben üzerime alacağım. Nepal'deki adamın suçunu ben üzerime alacağım. Evet. Olmaz. Mesela şöyle diyeyim. Ya ben içki içsem ne olurdu? Merak etme içki içene bak sen öyle olur. Çünkü o senin etsan. Ona öyle bakma. Benim sıfatımdır diye bak. Peygamber öyle yapmadı mı? Yani kainatın çekirdeği asli olsun gördü. Onlara nasıl kanaat etti? Yani o bedevileri o 33 defa Ebu Cehil'e merak ettim. Niye gitsin ya? Niye git? Dedi ki Ebu Cehil görmedi. Kendi bir sıfatını düzeltmek için gitti. Yani bir etsasını düzeltmeye gitti. Çünkü peygamberin nurunda yaratılmadı mı? Ne olursan ol lan yamuk olmasaydın tırnak. Böyle büyü lan. Demediğimiz gibi. Yani şefkatini genellemesinin sebebi yani kafire de kurtarmak istemesi. Ebu Cehil 33 defa gitmesinin sebebi ben olsam Allah belanı versin lan. Yerin dibine kadar gidebilirsin lan. Kaç defa dedik lan. 10 defa mı diyeceğiz sana falan gibi tavırlar. Onda niçin olmadı? Niçin onda o kadar şefkat ve sabır oldu? Çünkü kainatın çekirdeği aslisinin şuuru var. O zaman bütün insanlar onun etsa ve efradı. Bizim gibi ilim değil o. Hissediyor. Yani buradaki kılı ben koparınca ne hissediyorsam Ebu Cehil öyle hissediyor. Çünkü Ebu Cehil kendi nurunda yaratılmış. Kendi efsafını düzeltmek gibi bir derdi var. Hasan abi söyledi, teknik olarak da abi ikinci şurada izah edilmiş. Yani kainatta tevhid ve vahdet asıldır. Ayrı bir şey yok yani. Kopuk bakarsan zaten sıkıntı bakman nispetinde oluyor. Normalde tek kainat yani. Evet. Her şey tek yani. Vallahi Allah nazarıyla bakmasan. Tevhid ve vahdet asıldır. Dün akşam ziyaret ettiler. Kainat senin vücudundur zaten. Mesela gece kalktım.
ve şöyle yaptım yatakta. Ya Rabbi, Müslümanlara yardım et. Yatağımda kalktım. Öyle acımasız bir şey geliyor ki afat, yani bir düşünce. Kendini o anda eğer bir tevhid teslim, tevekkülün olmasa, ama avama gelmez zannediyorum öyle bir afat, öyle bir fırtına. Yani yaşama şansın yoktu o anda. Boşluk olsa sana gidiyor değil mi? Siliyor. Tabii kesinlikle. O anda acil acil de telefon edemezsin. Korkunç bir şey ifade edemiyorum. Kimsesizlik, yeis, ne aklınıza geliyorsa zirve. Yani her şeyden korkmuş, her şey sana hücum ediyor. Yani imansız olmak, vesvesesi, aha öldüm. Ne, bunlar hiçbir şey değil. Bir anda bir boşluk gibi. Demek ki Murat'ın dediği gibi o bir zemin oluyor. Allah diyebilmenin kalitesi yükseliyor orada. O anda Allah var dediğin anda o ustadın dediği gibi sanki elektrik şartelinde bir lamba yanıyor. O zeminde oluyor yani. Of be! Ağladım bu sefer. Gittim öptüm kitabı. Sen olmasan ben nasıl olacağım? Ustadı da aynı soruyu değil mi abi? Evet. Çünkü şu hal, şu kimsesizlik, gurbet, yaşlılık, ihtiyarlık, evet, fakirlik, hepsi diyor bana gelmesinin, bu hallerin gelmesinin sebebi Allah'ın zatına veya sıfatındaki feyzi gelmesine şeffaflaştırmak için. Evet. Şimdi bu dördüncü şuadan girdik buraya abi. Şeffafiyet noktasında en parlak risale dördüncü şuadır. Bana tam tevafuk eden diyor. Orada beş gurbet içinde gurbetteydim diyor abi. Beş gurbet var. Hatta lemalarda o beş tane gurbete bir de kitaplarından ayrı altı, bir tane daha ekliyor. Kitaplarından ayrılmasında gurbeti, altı tane gurbeti var. İşte o gurbet azamiyet derecede zemin olmuş. O zemin de, şimdi burada yabancı kimse yok abi. Tecelli zatı orada olmuş işte abi. O haletle olur. Yani artık tamamen yani bütün menfilik orada yani. Kaybedecek hiçbir şey sıkıntı. Yıklarda kurtulmakken şeffafiyetin zemini orası yani. Mesela o, mesela dün akşam konuşuldu. Yani korkunç bir şey ya. Abi çok acayip bir şey değil ya. Burak'ın dediği o beş tane gurbeti okurken insanda nasıl bir daralıyor? Bazı risaleler okurken de böyle yani kendimi hissetmediğim gibi etrafta hiçbir şey hissetmiyorsun. Onu okurken de o zemin sende de bir numunesi oluyor. Evet. Acayip bir böyle bir şey hali. Bittikten sonra rahatlıyorsun abi. Şimdi son abi bunu yani toparlıyoruz şimdi. Orada şimdi o dördüncü şu an Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetini tefsirinde. Evet. Şimdi bu ayet Hendek Savaşı'nda gelmiş, nuzul edilmiş. Şimdi Hendek'te bu tarafta müşrikler var, münafıklar var. Bu tarafta da Müslümanlar, ortada bir Hendek var. Hendek'in bazı yerlerinden müşrikler, münafıklar bu tarafa geçmişler. Bu tarafta kulis yapıyorlar. Kum fırtınası çıkmış, rüzgar var. Gerideki de çocukları var, hanımları var. Bu sefer sahabelerde de bir telaş var. Böyle dönenler olmuş. Bu sefer böyle olunca sahabelerin ekabirleri toplanmışlar abi. Bir karar almışlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Biz ona yardım edeceğiz, muhafaza edeceğiz, koruyacağız. Buradan ayrılmayacağız. Bu ayet o zaman gelmiş. Onlar dediler ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Üstad da diyor ki abi ben bunu 64 yaşında söyleyebildim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. O 5 tane gurbet zeminde, 6 tane gurbet zeminde söylemiş. O tesir, o 64 yaşında. Evet abi. 4. şu 64 yaşında telif edilmiş. 1940-41'lerde. Dediğimiz zaman orada söylüyor böyle. Diyebildim diyor, diyebildim. Ben de diyorum bak hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ama içi yok yani. Bir zemin yok yani. Söylüyorum ama işte söylemiş ama nasıl bir zeminde söylemiş. Allah bana yeter diyebilmek her baba yiğidin harcı değil yani. Ona karşı şey de lazım. Bak ben şimdi cebimde para yok benim. Ben ay sonunu düşünüyorum yani abi. Nasıl geçireceğim diye ay sonu, değil mi? İşte demek biraz baba yiğitlik istiyor yani. Yani kebap yerken diyemezsin yani. Abi ben döner yiyorum genelde ya.
Yani onu yerken diyemezsin değil mi aslında? Diyemeyiz abi. Cevap tekrar ne demek istiyorsun? Dersin de kışır. Şimdi bu şeffafiyet bu. Şimdi ikinci sırrımız da mukabele sırrı. Şimdi şeffafiyet ne kadar kazandık biz? Azimizi, fakriyetimizi takındık. Menfi manalı gider. Ne kadar Allah kusuratımızı aldık, o kadar şeffafiyet kesbedersen ikincisi mukabil gelebilir. Alamaman nispetinde gelemez. Yani otomatikmen bu zemin bu şeffafiyetin üzerine bina ediliyor. Aldın aldın, alamadın alamadın. Daha sonraki gelenler de abi derecesine göre. Yani aynayı sen çevirirsen ne kadar şeffaf olursa bu ayna üzerine mukabil bir şey olur. Şeffaf olamasa mukabil olmaz. Şimdi ikinci sır, mukabele sırrı. Karşı karşıya gelme sırrı. Mesela zihayat fertlerden yani insanlardan terettüp eden bir daire-i aziminin noktayı merkezesindeki ferdin elinde bir mum ve daire-i muhitteki fertlerin ellerinde birer ayna farz edilse noktayı merkezinin muhit aynalı verdiği feyiz ve cilveyi aks müzahemetsiz, yerdarlı olmadan tecessilsiz, cüzlere ayrılmadan tenakussuz, nakıslaşmadan nispeti birdir. Şimdi zahirden gidelim. Bak burada 50 kişi var. Şurada birisinin elinde mum var. Herkesin elinde bir ayna var. Aynalar farklı ama. Kimisi yuvarlak, kimisi dikdörtgen, kimisi boy aynası. Herkes elindeki aynayı çevirse, ortadaki mum hepsinin aynasına yansır mı? Diyelim ki bak buradaki biraz uzak, ben biraz yakınım, oradaki biraz daha uzak, oradaki biraz daha uzak. Bak yerdarlığı olmadan, cüzlere ayrılmadan, nakıslaşmadan kim aynasını ona mukabil tutarsa aynı ona yansır. Şimdi birinci de büyüklük ve küçüklüğe misaldi, bu da azlık ve çokluğa misal. Burada 50 kişi var. Bir 50 kişi daha gelse, o muma mukabil gelseler gene gözükür mü? Gözükür. Bir 50 daha gelse, ne kadar gelse, mukabil gelse aynısı o aynada da gözükür. Cüze ayrılmaz yani o ışık. Nakıslaşmaz, yer darlığı olmaz. Ne kadar mukabil gelirse o kadar gözükür. Mukabil gelmemen nispetinde de gözükmez. Şimdi bunu hakikate tatbik edelim. Mesela mana, feyiz, ihlas, uhuvvet, samimiyet, fedakarlık, ilahir. Ne kadar böyle şey var, o birinci de şeffafiyet kesbetmen nispetinde bunlara mukabil geliyor. Mukabil geldiğin şey senin aynanda gözüküyor. Bak, eğer mukabil gelmezsen, diyelim ki sen güneşin önündesin. Güneşe mukabil gelmesen istifade edemezsin. Bak bu maneviyatta olmuş. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam maneviyat âleminin güneşi mi? Güneşi. Bak Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. O manadaki sahabeler maneviyat âleminin sahibine mukabil gelmişler güneşine. Bu sefer ne olmuş? İstifade etmişler. Noktayı kemallerini bulmuşlar. Ama Ebu Cehil, Ebu Leheb, o taife mukabil gelememiş. Bak, istifade noktasında, mana noktasında, feyiz noktasında böyle en büyük, en fazla istifade edeceği şahıs kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ama şeffafiyet kesbedemeyince mukabil de gelemiyoruz o zaman. Mukabil gelemediği için istifade edememiş. Bak, istifade edeceği en büyük şahsın yanı. Bak, buna abi layıkalardan ben bir tane atıf yapayım. Şey, emirde şey var mı? Lemalar. Lemalar var. Bak, bu söylediğimin Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, o taifenin istifade edememesinin bir örneği de bu asırda olmuş. Mesela bu asırda en fazla mana feyiz noktasından, hakkat noktasından istifade edilecek şahıs kim? Bu asrın vekili Üssü Hazretleri. Bu asrın tabir yerindeyse veraset-i nübüvvet noktasında güneşi. Ama mukabil gelemeyince, bak şimdi okuyacağım, hallemalar buradaymış. Bu asrın trafosu. Abi şimdi gözüm görmüyor ya. Önümdeymiş de. Gözüm başka şeyler görüyor. Buradaymış tamam. İsmet abi buradaymış ya. Hiç de söylemiyorsun abi ya. Söyleyeceğim. Bak, sayfa 44, Şamlı Hafız Tevfik. Bak hepsini uzatmıyorum, biraz aşağıdan alıyorum ben. Şuradan okuyayım. Ben bu memlekette garip hükmündeyim. Garibim, hem şekva olmasın, üstadımın en büyük bir düsturu olan iktisada ve kanaate riayet etmediğimden fakr-ı hale maruzum, hodbin,
mağrur insanlarla ihtilata mecbur olduğumdan Cenab-ı Hak affetsin, mürüvvetkerane bir surette riyaya ve tabasmusa mecbur oluyordum. Üstadım da çok defa beni ikaz, ihtar ve tekdir ediyordu. Ma teessüf, kendimi kurtaramıyordum. Şuradan alayım. İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli fakat şefkatli bir tokat dedim. Şüphemiz kalmadı ki bu tokat o kusura binaen gelmiş. O tokat da şudur. 8 senedir ben, üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde 8 ay kadar nurlardan istifade edemedim. Bu hale hayret ettik. Hem ben hayret ettim, hem üstad hayret etti. Ben de üstadım da neden böyle oluyor diye esbab arıyorduk. Şimdi katı kanaatimiz geldi ki o hakiki Kur'an'ı nurdur, ziyadır, tasannu, temellük, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için bu nurların hakikatlerinin meali benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabani görünüyor, yabani kalıyor da. Bak bu asırda mukabil gelemedikten sonra maneviyat aleminin güneşinin yanında olsan gene hiçbir şey yok. Aynısı bak buraya tatbik edelim. Aynısı derste de var abi. Uzaklaştığın sıfatları bir daha bir sıfat. Neydi abi onlar? Tasannu, temellik, tezellül. Evet. Sayfa kaçalım. Sayfa abi 44. İtiraz ettiği adamlarda. Abi oradan geldi fakat bu üçünün yani yapmacık hareket böyle zip, tabasbus bunları yaptığı için şimdi bu hakikatler diyor bunların manası meali nurdur, ziyadır. Nur ve zulmet bir arada bulunamıyor. Bak şu anda mesela burada nur var. Karanlık dışarıda. O karanlık niye içeri gelemiyor? Çünkü burası nur. Lambayı kapatırsan o karanlık buraya geliyor. Bak şeytan da böyledir, vesvese de böyledir. Ben fikren, kalben, dimen, vicdanen, ruhen emir ve yasaklarla iştireli bırakayım, şeytan hemen gelir. Ama sen uğraşırsan o zaman gelemez. Işığı yakarsan gelemez. Şimdi aynısı burada olduğunu söyledi. Bak maneviyat aleminin güneşinde yanında duruyor fakat mukabil gelemiyor yani. Aynısını şeye çeviremiyor muma. Nura çeviremiyor yani. Niye çeviremiyor? İmtihan oluyor işte yani. Aynısı derste de var abi. Mesela şu an bak kaç kişiyiz burada? 50 kişiyiz. Şu anda ceseden burada var bak 50 kişi ama çoğu yarısı diyeyim. Ben biraz şey yapayım da. Adamın bir şeyse... Bak çoğu günlük meşguliyetlerde abi. Ödenmemiş faturalarda, işte çocuğu baba gelirken çikolata getir, meyve suyu getir, orada yani hatırlar şu an. Ekseriyetle öyle yani. Ne kadar mukabil geliniyorsa o kadar istifade var abi. Bu maneviyat abi. Sana dua edelim de sen bekar kal. Şimdi buna örnekler verelim, bu mukabele sırrına örnekler verebiliriz. Şimdi fazla uzamasın diye bir de şunun üzerinde durmak istiyorum ben. Tecerrüt sırrı. Asıl Nadir abi sizin meseleniz abi. Bizim meselemiz abi. Ya burada işte Murat Usun dedi ya hani şey için. Üstadıya sormuştum abi. Bir abi tokat yemiş. Şefkat tokat dedin mi? Evet evet. Dedim ki niye tokat yemiş dedim. Tahir abiye sormuş. Kahve içmiş. Yani o kadar hassas. Murat Dursun okudu ya dedi. Herkesin kafası şey diye. Bak buna Allah hatırlayayım o zaman. Ben geçmiş. Örnek vereyim abi. Bu şefkat tokatları bak kader-i ilahinin her şeye özellikle nur talebelerinin her şeyine hakim olduğunda delildir bu şefkat tokatları abi. Şimdi tokat yakındaki adama gelir. Uzaktaki adama tokat atamazsın. Mesela buna asr-ı saadetten bir misal. Mesela Ebu Bekir Sıddık, Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında bulunmuş. Şimdi İslam ordusu karşıdaki düşmana göre 1/3, 1/4. Allah onları muvaffak etmiş. Mukabil gelmişler yani. İhlas noktasında, uhuvvet noktasında, fedakarlık noktasında mukabil gelince sayıca 1/3, 1/4 olmalarına rağmen Allah onları muvaffak etmiş. Yani Uhud'da 1000 kişi var o tarafta, bu tarafta 300 kişi var. Ama galip gelmiş, mukabil gelmişti. Ama Huneyn'de İslam ordusu yaklaşık 15.000 kişi Hasan abi. Ebu Bekir Sıddık o tesisatlı orduyu görünce tesisatlı demiş ki bu ordu mağlup olmaz. Mağlup olmuşlar o Huneyn'in bidayetinde ayet gelmiş. Ordunun sayıca çokluğu sizi aldattı diye. Mukabil gelememiş bak orada. İşte tecerrüte gir ki
bu şefkat tokatlar abi, Levent abi dedi, işte bu manadaki kimselere tokat geliyor. Yani mesela birinci saf ve evvel abiler bir şey düşünse Allah onu nazara alır. Ama ben kelamen konuşsam bak beni nazara almıyor. İşte anlatmak istediğim buydu abi benim. Şeffafiyet sırrında yani. Allah'ın seni muhatap alması yani. E niye muhatap alacak beni? E ben onun zemini yapmadım ki Allah beni muhatap alsın. Tokat yiyecek kalitede mi yaşayabiliyorsun? Yani yaşamak gerekiyor abi. Şimdi tecerrüte gireyim de abi uzatmayalım. Uzat uzatmış. Çayı biraz demli yap da abi. Beşinci temsil, tecerrüt sırrı. Aslında bu başlı başına bir ders konusu abi. Çok, tek tek. Ama şimdi elimde benim biraz şarjörüm var. Bittiği zaman değiştireceğim abi. Bir yanda Nadir abi de var. Nadir abi var, ondan da el bombası alırım. Tecerrüt sırrıdır. Mesela teşahhusattan mücerret bir mahiyet. Bütün cüziyatına, en küçüğünden en büyüğüne tenakus, nakıs ulaşmadan, tecezzi etmeden bir bakar girer, teşahhusat-ı zahiriye cihetindeki hususiyetler müdahale edip şaşırtmaz, o mahiyet-i mücerredenin nazarını tayin etmez. Mesela iğne gibi bir balık, balina balığı gibi o mahiyet-i mücerredeye maliktir, bir mikrop, bir gergeden gibi mahiyet-i hayvaniyeyi taşıyor. Yani teşahhusattan mücerred bir mahiyet var, şahıslanmadığı için cüziyatına ve külliyatına, en küçüğüne, en büyüğüne nakıslaşmadan, cüzlere ayrılmadan bir bakar girer diyor. Mesela elektrik düşünelim. Teşahhusatta mücerret mahiyet bunu çalıştırıyor. Bunun bütün özelliklerini harekete geçiriyor. Aynı elektrik sanayi fabrikalarında mesela dev gibi makineler var. Onları çalıştırıyor. Mesela denizde gross tonlu gemiler var. Mesela bu ev kadar motoru var neredeyse. Aynı elektrik bunu çalıştırdığı gibi onu da çalıştırıyor. Neden? Çünkü elektrik teşahhusattan mücerret bir mahiyet, nereye girse o şeyin o özelliğini harekete geçiriyor. Buna ruhu da örnek verebiliriz. O da teşahhusattan mücerret mahiyet. Bu cesede girdiği zaman o cesetteki maddi manevi hissiyatların, cihazatların o özelliğini çalıştırıyor. Şimdi aynen bunun gibi. Buradaki mesele kudret meselesi olduğu için, kudret-i ilahiye veya diğer vasıflarda teşahhusattan mücerret mahiyeti olduğu için neye girse o şey o özelliğini gösterir, o şekilde şahıslanır. Buna işte ikinci şuada şahsiyet-i ilahiye denmiş. Yani şahsiyet neydi? Ağacın bir temessüm vardı. Ağacın çekirdekte kodlanması, çekirdeğin de ağaç olması, bu da teşahhus. Değil mi? Temessüm. Temessül. Çekirdekten ağaç olması temessül, ağacın hulasalanması tereşşuh, eşyalanması, katreye dönmüş. Evet. Bu sefer şahıslanıyor. Şimdi aynısı bizim enfüste de böyle. Bunu şimdi enfüse tatbik ediyoruz. Şimdi efsaf-ı ilahiye, ne kadar ilahi vasıflar var. Teşahhusattan mücerret mahiyet olduğu için, bak, bana tecelli etmiş, kainatta kuvve olarak tecelli ediyor. Bana tecelli edince benim bu özelliklerimi harekete geçirmiş, ben olmuşum. Bak ben şu anda konuşuyorum. Buna şimdi bir misal vereyim de bu biraz karışık olduğu için. Şimdi bu ayna. Güneş var. Buraya vurdu. Bu aynadan dışarı çıkıyor bir de. Esma-i Hüsna, sıfat-ı ilahiye, kainata tecelli ediyor. Bak bana vurdu. Benden dışarı çıkıyor. Ben konuşuyorum, konuşan ben değilim. Gören ben değilim, işiten ben değilim. O yani. O konuşuyor. Ama menfi manadaki kusuratlar, günahlar, seyyiyeler kelami manada bana ait. Ben üzerime alacağım yani. Çünkü iman hakikati olduğu için. Ama müsbet ne kadar kemalat var, iyilik var, hasene var, güzellik var, onun tecellisiyle oluyor. Eğer ben daha istidatlı, kabiliyetli olsam daha kemal manada gösterebilirim. Bana baktığınız zaman abi direkt Allah gözükebilir. Görebilirsin yani. Bu yüzden bir çektiği iman, la ilahe illallah, ilk söyleyeyim. Nasıl abi? Bu yüzden bir sürekli la ilahe illallah. Yani ben bu la ilahe illallah'ı düşündüm de, evet. Neden? Yani nasıl Allah, bir bağlantı yaptın? Teşerrüt dediniz ya, evet. Yani şeyde Allah görünüyor, yani ben de Allah görünüyor, sadece şeyde var. Bir daha söyleyebilirsin. Yani teşerrüt sırrında, evet. Efsaf-ı ilahiye,
müşahıslanmadığı için onu sen müşahıslandırıyorsun. Evet. Nihai bir hakikat olduğu için. İşte peki kemal manada müşahıslanmanın zemini ne? İşte en baştaki şeye geliyor gene. Menfi manadaki kusuratı almak ki o zeminde o tecerrüt hakikati tam olsun, yani teşahhüs hakikati belirlensin. Yani şey gibi sürekli yenilenmek var. La ilahe illallah. Hani yoktur. Bu hep ters gibi geliyordu bana. Bazen düşündüm böyle. Hani şey menfi manada. Evet. Yani Allah vardır dememiz lazımken hani şey, düşünce itibari. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Onlara sürekli yavaş şey mi var? Şirke doğru gidiş mi var? Evet. Yani illa Allah demiyoruz. İlla Allah demiyoruz. İlla Allah demiyoruz. La ilahe illallah. İş yapınca la ilahe illallah. Canım darlanıyor. Lastik patladı. La ilahe illallah. Çünkü hemen insan zoraki kalınca şirke kayıyor. Put mu çok var hayatımızda? Putlar, evet. Hayatımızda putlar çok oluyor. Bu tecerrüt de oradan evet, la ilahe illallah. Yani burada tecerrüt muşahhaslanmalardan. Şimdi Efsa, yani Cenab-ı Hakk'a bakan bir tarafı var, bize bakan bir taraf var. Yani o teşahhusun bizde kemal manada olabilmesi için Nadir abinin meselesi, tecerrüt meseleleri yani. Ne kadar tecerrüt? İşte hayalden tecerrüt, hafızadan tecerrüt, kesletten tecerrüt, 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 tecerrüt. İmam tecerrütle çalışır. Tecerrüt etmen nispetin de bu sefer hakikat yüz. Yani bir insan cehenneme gitmesi nereye gider? Cennete. Yani tecerrütün nispetinde efsaf-ı ilahiye sende belirlenir. Ben o vasıfları o kadar gösterir. Bak şu anda ben Allah'a gösteririm. Herkes gösteriyor. Bir çiçek de gösterir. Bir arı da gösterir. Ama ben biraz böyle istatlı kabiliyetli olsam, böyle güneşin denizin üzerinde gözükmesi gibi benden gözükebilir, tezahür edebilir. İşte aynayı Muhammed'de ya. Öyle diye kâin. Mirad-ı Muhammed'den Allah gönderdi. Yani. İşte bunun kemalini, teknik sana, bak tekniğini abi şeyde anlatmış. 11. sözün sonunda var ya, hayatın sırrı hakikati, kemali, kalbin, göz bebeğin de aksi nurunu yerleştirir. Bak ben güneşe bakıyorum. Benim göz bebeğim de dünyadan 1.300.000 defa daha büyük. Güneş gözüküyor mu gözükmüyor mu? Normalde beşer ile Cenab-ı Hak arasında nihayetsiz bir mesafe vardır. Ama bu dediğimiz manada şeffafiyet ve mukabil gelinmesi nispetinde o aradaki mesafe kalkıyor, benden tezahür ediyor. Aynayı temiz tutacağız abi o zaman. Çamaşır suyu biraz bol kullandın abi. Kirlendikçe... Aklında var mıydı mesela? Tecerrütü. Bu maddi misal abi. Mesela iğne gibi bir balık. Balina balığı gibi o mahiyeti mücerredeye malik. Yani elektrik. Bunu çalıştırdı, ses oldu ya. Aynı elektrik, buzdolabında soğukluk oldu. İkisi de elektriğin o özelliğine malik. Bir de söyler misin? Şimdi elektrik bunu çalıştırdı, burada ses oldu ya. Buzdolabında soğukluk oldu. İşte elektrik şamada sıcak oldu. Televizyonda görüntü oldu, ilahir. Şimdi buradaki misalde de bu. İğne gibi bir balık var. İğne şu, küçük bir balık var. Bir de 70 ton ağırlığında bir balina var. İkisi de hayvan, ikisi de balık yani. Yani teşahhusattan biz kudret-i ilahiye mücerret olduğu için ona bakan bir tarafı var. Öyle. Onun belirlenişini o mahlukat yapıyor. Bize bakan kısmı ise biz ne kadar tecerrüt edersek onu o kadar safi gösteririz yani. Şeye mesela Barlı'ya gönderilmesi üstadım. Orada herkesten kimse yanına yaklaştırılmaması, dağın tepesinde, uçsuz vakti değil, tam bir tecerrüt. Yani bütün şehirleri, kasabalarda, akrabalarda görüştürmesi filan. Bunları hikaye gibi anlatıyor zannediyoruz ama haşa. Orada bir şeyi, bu tecerrüt bahsediyor. Tamamen Allah-u Teala orada Üstad Hazretlerini tam tecerrüt etmiş. Ki Gıllıguç'tan azade, bütün abilerin hissiyatlarına bak. Hepsinde şey var, böyle bir üzüntü hali var. Yani işlerinden vakit bulamıyorum. Zeki abin işte alamgâh lezzetinde karar kılamıyorum diyor. İnsanlarla ihtilata mecbur olduğum sürece, Abdurrahman abinin memur, işte evlenme mecbur kaldım. Hep böyle tecerrüt yapamamanın, sıyrılamamanın verdiği o sosyal hayatta bir şey var. İşin temeli bu yatıyor aslında. Şimdi bu, bizim bu kendimize tatbik edelim, mesleğimize tatbik edelim bunu. Şimdi risalenin esasları ve düsturları da kemal manada herkes okuyup biliyor. Bilmeyen adam yok. Mesela bir düstur var, haklı olsun, haksız olsun, bu hizmette hak dava eden haksızdır.
Şimdi bunu herkes biliyor mu? Ama bu düsturun yapılması gereken yerde kemal manada olmuyor işte. Bu sefer ne oluyor? O düstur tam gözükmüyor. Normalde mücevher şahıslanmamız, adam mahluk değildir bile diyebiliriz yani. Yaptığın zaman orada gözükecek yani. Yapmayınca bu sefer sen o düsturu gösteremiyorsun. İşte bunun aynısı efsaf-ı ilahiye noktasında böyle yani. Biz o tecerripleri yapsak bu sefer kuvve olarak o efsaf-ı ilahiye, esma, sıfat, sunat, o tecelli, zat böyle kainata tecelli ediyor. Biz o tecerripleri yapıp o şeffafiyetle kesmedip mukabilde gelirsek o zaman gelinmesi nispetinde işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tecelli zatına, Geylani Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri tecelli zata mazhar olmuş. O zaman işte reşe oluyorsun yani renksiz oluyorsun. Tamam mı? Şeffaf oluyorsun. Şeffaf olunca mukabil oluyorsun. Zaten sadece onu gösteriyorsun. O zaman tam tecrit olmuş oluyor. Yani o zaman Hasan abinin dediği gibi bir yerde yapraklar dökülüyor. Üstad niye bahsediyor? Sonbaharda kavak ağaçlarından yapraklar dökülmüş. Onun eczah ve efradı artık şeyi gördüğü için Üstad çok üzülüyor. Rusya'da çoğu çocuğu tahtır ettim diyor. Yani bir Kur'an tefsirinde bu gibi ifadeleri niye yer veriyor? Ağaçların yaprakları dökülmüş. Neyi anlatmak istiyor? İşte bu manayı anlatmak istiyor. Mesela buna bir örnekte şuradan okuyayım bir parça, bir noktayı nazar. Sulh-ı Hudeybiye ile Çendan maddi kılıç kılına muvakkaten konuldu. Fakat Kur'an-ı Hakim'in barika asa elmas kılıncı çıktı kalpleri akılları fethetti. Musalaha münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler. Mehasin-i İslamiyet, Envar-ı Kur'aniye, inat ve taassubatı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela bir dahi harp olan Halid bin Velid ve bir dahi siyasi olan Amr ibn As gibi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar Sulh-ı Hudeybiye'yle cilvesini gösteren Seyf-i Kur'an'ı onları mağlup edip Medine-i Münevvere'ye kemal inkiyat ile İslamiyet'e gerdandane-i teslim olduktan sonra Hazreti Halid bin Seyfullah şekline girdi ve Futuhat-ı İslamiye'nin bir kılıncı oldu. Şimdi bunu niye okuduk? Bak. Şimdi Sulh-ı Hudeybiye olmuş ya. O zamanlık 23 sene tebligat yapmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 19. senede olmuş abi. Hudeybiye Barış Anlaşması. O zamana kadar ambargo var. Çarşıda, pazarda beraber olamıyorlar. Müslümanlar alışveriş yapamıyor yani. Gizliden gizliden böyle. Diyelim un alacak. Gizli gizli alıyor. Bir çuval alacağını, yarım kilo alıyor belki, bir kilo. Gizli gizli yani. Fakat bu anlaşma olunca bu sefer Müslümanlarla müşrikler çarşıda, pazarda, dükkanda, sokak ortasında, yol ortasında beraber artık münasebet kuruyorlar. Bu sefer kılıçla İslamiyet'e gelmeyenler, bak iki şey görmüşler orada o sahabelerde. Neyi görmüşler? Mehasin-i İslamiyet ve Envar-ı Kur'aniye'yi görmüşler. Bunları tam gösterince o müşrikler bakmışlar ki ya bunların konuşması değişmiş. Davranışları değişmiş, oturması değişmiş, kalkması değişmiş, alışverişi değişmiş, hepsi değişmiş. Bu sefer ne yaptı? Kılıçla diyor. İslamiyet'e gelmeyenler bu güzellikle geldiler diyor. Mesela o zamana kadar Müslümanların sayısı 1000 kişi. Ama böyle bir ihtilat olunca bu sefer 1-2 senede 100-150 bin oldu. O veda hacında 140 bin kimse var. Bir anda olmuş abi. Şimdi oraya bağlıyorum. Şimdi Risale'nin esasları ve düsturları da teşahhusattan mücerret bir mahiyet olduğu için biz bunları yaparsak abi bizde gözükürse karşıdaki adam bizden bu nuru bu ziyayı görebilir. Konu kudret-i ilahiyeydi. Biz enfüze tatbik ettik. Kainata tecelli ediyordu. Biz onu gösteriyorduk ya. Bu Risale'nin esasları ve düsturları noktasına da böldük. Yani bu noktadan bunu okudum ben abi. Hissiyattan tecerrüt edip kanuniyete tabi olmak mı? Evet. Yani bunu yapabilirsek, o aynayı şeffaflaştırabilirsek o zaman bu güzellik bize gözükür. O güzellik de adam Allah'ı görür bende yani. O zaman tebligat için bu esastır yani bak. Şurada çünkü çok hissiyatlardan tecerrüt etmekte zorlanmış o sahabiler Hudeybiye Barışı'nda. Evet, peygamberimize abi itiraz edenler olmuş. İtiraz edip terk edenler olmuş. Terk edenler olmuş. Eskiden tecerrüt mağarada mı oluyormuş abi? Isıvada da.
Ben şimdi bir yer bakacaktım ama sayfasını hatırlamadım. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Yok, bunu Tecrübe'nin bir tamamını bir okusana o parayı. Okuyorum abi. İğne bağlı, iğne. Mesela şimdi bunu okuduğumu kanuniyetine misal veriyorum. Mesela iğne gibi bir balık. Balina balığı gibi o mahiyeti mücerredeye maliktir. Bir mikrop, bir gergedan gibi o mahiyeti hayvaniyeyi taşıyor. Yani iğne gibi bir balığı da Allah kudretiyle yaratmış, balina balığını da yaratmış. Aynı kudretle yaratmış. İkisi de aynıdır. İşte balık. Ama mülkte teşahhuslanması noktasında farklı vasıf ve sıfatlara girmiş. O da asıl değil. Lük öz değil. Kışırdır. Allah çağrımına aynı ama bizim bakış evet. açımız o da zaten bir şey değil ya. Bir i̇şte, ölçü değil. Bu sefer burada bize kazandırmak isteyen şudur. Yani vasıf ve sıfatlar cevhere göre yani kışır olduğu için biz ne kadar sahiplendiğimiz şeylerden tecerrüt edersek dima tecerrütlerle çalışır. Kalp eylemlerle çalışır. Ela bi zikrillahi tefkunu kulup. Kalp eylemlerle, fiillerle çalışır. Akıl ise la ilahe hemen şey var, tecerrütler var. Sıyrılmalar var yani. Mesela hastalıkların da ustad diyor ki temeli vehmi hastalıklardır diyor. Vehmi. Yani kendi kurguluyor. Akıl inanıyor. Öyle muamele veriyor. Öyle akıl öyle inanınca akıl da komut veriyor. Vücuda böyle yap diye. Yani dikkat edersen hayatın her safhasında hükmediyor bu mesele. Yani bu mesela bir maneviyat noktasını bir ders olarak değerlendirirsen hayatın içerisine de taşımaya çalışıyorum. Dikkat edersen zorluyorum. Abi, hayatın her safhasında. Bir parantez açayım. Bu hastalıkların temeli vehmi hastalıkları değil ya. Evet ustad diyor. Bu hakikati eğer şu Türkiye'de 70 küsür milyon insana cidden tatbik edebilsek, yani bu manasıyla nurcu olsa bu kadar insan, abi Türkiye'nin hastalık hastalarından yıllık zararı 25 milyar dolarmış. Bu kadar karlı, güzel olur. Yani, eğer görürse. Bu doktorlarımız var burada iki tane. Hastalık hastası var mesela. Hele bazı Fikret'le biraz yakın şey var. Mesela tuhaf geliyor mesela adam. Soruyor. Mesela bundan reçete alıyor. Bana telefon ediyor mesela tanıdığım olduğu halde. İçeyim değil mi diyor. Ben ehli adam işte sana doktor dedi ki iç. Ben onu demiyorum da. Abi sen onaylıyor musun? Tabii canım iç tabii ya. Tamam abi diyor kapattı. Şimdi vehmi. Şimdi burada da bu nedir o? Hep sahiplenmeklerden kaynaklanıyor. Yani ben böyle derslerde böyle iş yapmaya çalışıyorum yani. Dima, bu tecerrüt dimaktan nedir? Kalpte nedir? Eyleme dönüştürülmeyen bir ders, çıktığımız zaman düşüncede kalır, fazla şey değil. Bu tecerrüt hayatımızda da olmalı ki. Yani balık vermek değil, balık nasıl tutulur? Dima tecerrütlerle, la ilahe. Mesela her şeydir, la sıfatlar, la ilahe illallah ya. Vermiyor, ya yapma onu ya, la ilahe illallah. İlla Allah diyen yok. Böyle, hemen takılıyoruz esbaba yani. O gayri ihtiyar bir şey söyledi ama hep niye böyle bir şey yapıyoruz? Hep terk yapıyoruz. Yani la ilahe, ilah zannettiğim şeyler, fail zannettiğim şeyler, muktedir zannettiğim şeyler, hiç hükmü yok. Hükmü yok. Onunla bana illallah bir şey diyor. Bununla Allah benimle konuşuyor. Yani dimağın çalışma sistemini bir bilirsek o kadar insan rahatlayacak ki. Yani sonra eyleme. Tecerrüt. Tecerrütlerle çalışıyor. Yani mesela bir misal verip kesiyorum. Tamam. Sana şey yapacağım. Diyeceksin ki niye hep böyle şeyler? Çünkü gündelik hayatta beni en çok yoran şeyler bunlar. Yani soruları bu tarzda geliyor. Mesela size de lazım olur. Diyor ki mesela beyinde veya üresi olan ne bileyim nabız olan kalp hastası, kalpten vereyim çünkü bugün aradı. Abi diyor, ben diyor bir şey olduğu zaman hemen kalple ölüm hatırıma geliyor. Bak sana şöyle diyeyim. Sizin yakınınızda, yakın tarihte tanıdıklarınızdan kalple ölen var mıydı? Var abi. Evde dedi yalnız ölü bulun. En ufak bir şey
bize arız olduğu zaman da beyin nasıl çalışıyor? Arız olduğu zaman hemen o hastalık kalptir, tansiyondur, üredir, şekerdir. Bununla alakalı ölen bir tanıdığımız, haberdar olduğumuz kim varsa hemen ona gidiyor. Oysa kalp hastasıyla olup da senelerce yaşayanlar var, başka şeyle ölen çok var. Ama kör olası vehim bizdeki o zaaf noktamızın en uçta olanı, yaşamış en ucu gösteriyor. Kopyala yapıştır yapıyor. Tamam mı? Yani bununla bunu özdeş yapıyor. Bu aynıdır diyor. Oysa bununla yaşayan çoktur. Bu tek tük örnekleri alıyor, tutuyor, bizi oraya taşıyor. Şimdi ne yapacağız? Burada da hep tecrüt. Burada tecrüt de tecrüt getirmiş buraya. Tecrüt de ayakta durur. Yani yoksa ben mesela diyelim ki şuralarım yanıyor, kemiğim yanıyor diyor, hastayım diyor. Biyolojik hasta olsa, burada, yarın buraya gelmiş. Öbür sürü burada. Biyolojik hasta olsa, hakikaten burası, dün de burası ağrıyacaktı, bugün de burası ağrıyacaktı. Ama ertesi gün burada ağrıyor. Nasıl dolaşabiliyor? Aynı şiddetle. Biz dolaştırıyoruz. İmza attırıyoruz her odaya. Müdürlere imza attırıyoruz, git oraya imza attırıyoruz. Yani tecrüt. Tecrütü bir becerebilsek var ya, biz hariç boş ver. Tecrütü şey yaptık mı? Diğer şey beş tane altı, beş tane şeyle acayip bir zata aynadarlık oluyor. Şimdi dersimizi toparlıyoruz. Yani ne anlattık? Bu 29 sözde kudret-i ilahiyenin kainata tecelli edince kanuniyet şeklinde. Bu sefer büyük küçük, az ve çok fark etmiyor. Aynı kolaylıkla, aynı kuvvet ile Cenab-ı Hak yaratıyor. Bu şu meseleyi gamıza, böyle anlaşılmaz sırrı üstad anlatmak için 6 tane misal verdi. Evet. Şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat. Sırlarıyla beraber kudret-i ilahiyenin bir ile bin, büyük ile küçük, aynı kolaylıkla, aynı kuvvete yarattığını anlattı. Biz bunu enfise baktırdık. Bu 1-2 tane, 3 tanesini baktırdık. Şeffafiyet, mukabele ve tecerrüt baktırdık. Şeffafiyette büyüklük ve küçüklük. Denizin yüzeyiyle bir katrede aynı güneş var. Bunu enfüse tatbik ettirdik. Bir, azine fakrını bilince şeffafiyet kazanıyorsun. İki de menfi bulunmuş olduğun zamanda ve mekanlardaki bütün kusuratı üzerine alınca şeffafiyet kazanıyorsun. Allah'a muhatap oluyorsun. Bak şu perde mesela şeffaf perde. Ama şu şeffaf değil. Şuradan bakınca karşı taraf gözükmüyor. Buradan bakınca gözüküyor abi. İşte anlatmak istediğim buydu yani. Bu ikisini yapabilirsek, menfi manevi kusuratı alıp azleti fakreti takınırsan bu sefer Allah gözükür. Yoksa gözükmüyor. Bu perde gibi oluyor. Mukabele sırrı da birincini yapman nispetinde sen mukabele geliyorsun. Hangi konuda mukabele geldiysen, şeffafiyet kazandıysa, kusuratını bildiysen bu sefer ihlas da olur, uhuvvet de olur, fedakarlık da olur, samimiyet de olur, ibadet de olur, oruç da olur. Oradaki manalar, feyizler o şeffafiyet kazanmanın üzerine bina edilir. Diğerleri sonra gelir. Bir de tecerrütü yaptık. Teşahhusatta mücerret bir mahiyet. Cüzlere ayrılmadan, nakıslaşmadan, yerdarlanmadan küçüğüne de bir bakıyor, büyüğüne de bir bakıyor. Zahiri cihetler onu şaşırtmaz diyor. Şimdi biz bunu enfüze tatbik ettirdik. Efsaf-ı ilahiye tecelli ediyor. Ben tecerrüt edersem, kesretten tecerrüt, fuzuliyetten tecerrüt, ettim. Bu sefer etmem nispetinde de bu sefer güneşi zatıyla gösterebiliriz. Yani bizde o potansiyel var yani. Bunun alameti de şudur diye. Evet. Fiili nasıl gözüküyor? Tecerrüt sahiplerinde nefsemmareden kısmen, nefsemmareden levameye, mülümeye gidince öteki makamlar yok oluyor değil. Onlar duruyor fakat hükmü icra edemiyor. Yani bu tecerrütler kısmen mazhar olan kişilerde şu alet olur. Yani günahlardan lezzet alamaz hale geliyor. Yani günahlar pek isteyemeyiz. Ondan lezzet alacak donanım çünkü sende kalmıyor. Yani tecerrütler olunca. Dilim bozulsa, bir sıkıntı olsa lezzet alamam. Yani günah dediğin şeyleri mesela şöyle diyeyim. Mesela bir tanesi bana dediğini söylüyorum. Ya diyor ben diyor haram diye değil diyor. Simaya bakınca dedi hayvan gibi gördüğüm için bakmaktan dehşet aldım da bakmıyorum. Yani bu hal.
Yani nefse mahallesine çıkmamış. Nefse mahallesi. Çünkü üniversite diploması var diye ilkokul diploması yok olmamış. Şöpe atılmamış. Kayıtlarda duruyor o. Yani çünkü ilkokulda ABC'yi öğrendi. Üniversitede de kullanıyor. Yani nefse mahallesinden çıkan nefsi mülhime'ye geldiği zaman nefse mahalledeki halleri yok olmamış. Sen şimdi 2, 3 ile toplarsan 5'tir. Bu bilgi üniversitede öğrenmedin ki. Ama üniversitede kullanıyorsun. Yani her geçtiğin makam seni bir yere taşıyor ama kendisini yok etmiyor. Dolayısıyla bu tecerrütün alametleri şöyle başlar. Yani artık böyle derse gitmemeye sıkılırsın. Gitmeyle değil. Derse gitmemeye sıkılmaya başlarsın. Kitap okumak, okuyamayınca sıkılırsın. Kardeşlerini görmeyince sıkılırsın. Ondan sonra beşeri iktizasıyla evde despotluk yaptın. Kapıyı vurdun gittin. Yolda çok iyi yaptım. Keşke kıssaydım kafasını demiyorsun. Nerede yaptım? Lanet olsun nefis. Pişmanlık oluyor. Günahlardan da öyle olmaya başlar. Hemen günah işlemez değil. Günahın akabinde hemen nedamet olur. Bir makam daha ileri gidiyor bazıları. Artık günahtan sonra nedamet değil, günah ona sıkıyor. Günahtan lezzet alamıyor. Mesela bir tanesi öyle demişti. Yani tövbe estağfurullah diyeceğim ama diyor, gaflet de bir nimet diyor. Eskide diyor biraz günahlardan muşallardan lezzet alıyordum diyor. Şimdi onlar da bana lezzet vermiyor diyor. Ben ne yapacağım diye saf saf soruyor. Yani demek ki ruh açılıyor. İşte tecerrüt olma nispetinde eylemsel itibarıyla ahirete bakmayan her şeyde sıkılmaya başlıyorsun. İçe Allah yoksa, içine ahiret yoksa, o zaman şu düşünce geliyor ona. Bulunduğun yere göre değer almıyorsun. Düşündüğün ve gidecek olduğun yere göre değer almaya başlıyorsun. Tecerrüt eylemsel böyle olur. Eyleme dönüştüğün zaman artık bu la ilahe diyorsun. Muhammed Resul demiyorsun. Şimdi abi bitiriyoruz. Bu şimdi 6 tane sır var ya. Normalde kainatta tevhid asıldır, vahdet asıldır. Her şey bir şeydir. Fakat herkes her şeyi bir anda ihata edemediğinden dolayı bu mahlukat çeşitli olmuş. Kelamdaki ayetler, sureler çeşitli olmuş. Risale'deki risaleler çeşitli olmuş. Aslında tek yani. Üstadımız bunu söyledi. Yani bir cihetten baksan sanki Kur'an-ı Kerim bir sorunun cevabıdır. Bir cihetten baksan sadece haşrı anlatıyor. Bir cihetten baksan sadece tevhidi anlatmak için nazil olduğu gibi aynısı risalede var. Buna nazm-ı meali deniyor. Yani mananın dizilişi. Bak şimdi burada 6 tane sır var ya. Ben şimdi bunu birbirine bağlıyorum abi. Tek cümle yapıyorum. Bakayım yapabileceğim mi? Şimdi şeffafiyeti kesbeden kimse kesbetmesi nispetinde mukabil gelerek muvazene yani dengeyi kurar. Dengeyi kurması nispetinde o kimsenin maddi ve manevi hayatında intizam olur. O kimse tecerrüt hakikatını yakalayıp şahsiyeti ilahiye tam aynadarlık olarak altıncı da itaat sırrının hakikatini tam gösterir abi. Bir mana abi. Çok güzel. İnşallah Cenab-ı Hak bu söylemiş olduğumuz hakikatleri yaşamayı nasip etsin. Allah'ın ismiyle Fatiha.